Fatma, senin baban ne yaptı böyle? Delirdi mi? Tamam boya yapacaklardı da. Boya yapacaklar diye de evi bu hale neden soktu bunlar? Şuraya bakın. Her şey, her yer, her yerde. Rana, bu evin hali ne böyle? Biz sanki daha yeni mi taşındık, anlamadım. Herkese selamünaleyküm. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün biz ne yapıyoruz? Sen söyle istersen. Bugün biz böyle yapıyoruz. Boya falan yaptırıyoruz. Böyle bir şey var. Kaç ay oldu? 2-3 ay oldu. Boya falan yaptırmadık. Boya yaptırmadık ve bizim boyamız kalıcı boya olmadığı için çocuklar hep kirletiyor duvarları. Evet. Ve temizleyince de suyla beraber çıkıyor. Bu sefer de çok kötü bir görüntü oluşturuyor. O yüzden biz onun yerine boya yapıyoruz. Hadi. Bu abimiz Rana'nın arkadaşı. O bize yardımcı olmaya geldi. Bu işi yapıyor zaten. Boya yapıyor evlerde. Daha doğrusu biz yeni bir karar aldık. Evimizin biraz aurasını değiştirmek istiyoruz. Ve boya yapacağız. Boyadan sonra bazı etiketler var duvarlara. Onları yapıştırmak istiyoruz. Eda Nur'un evi gibi. Onun da evi çünkü çok güzel o etiketlerle beraber. Şimdi bazı yerleri size göstereyim. O duvarı mesela görüyorsunuz çok kirli. Şuraya bakar mısınız? Şurası çok kirli. Neden böyle bilmiyorum ben yani. Burada daha fazla. Nasıl beceriyor bu çocuklar? Burada. Şurada şey olmuştu. Ben burasını silmiştim. Öyle kötü bir görüntü oluştu. Ondan sonra burada çocuklar. Şurası. Kalem yazdılar şöyle. Ellerini çizmişler buraya. Sanki bu defter yani duvar değil de defter gibi. Şurası. Arkada. Şu taraflar yine. Komple yaptırmıyoruz ama şuradan başlayıp şuraya kadar diyeyim size. Değil mi Rana? Komple yaptırmıyoruz değil mi? Biz evimizi değiştireceğiz. Koltuk örtüleri alacağız. Biraz Türk kültürünü yaşatacağız evimize. Böyle yapıyor. Rana da çok istiyor. Eskiden Rana istemiyordu. Şimdi istemeye başladı. Çünkü Eda Nur'un evini bence o da çok sevdi. Ondan sonra bir de Türk yemekleri yapıp bundan sonra ailelere deneteceğiz. Kaç videolar böyle geldikler. Kaç değil. Belki biz böyle bundan yapalım. Sonra inşallah böyle videolar gelecek. Bize böyle vermek istediğiniz fikirler varsa onları da yazabilirsiniz. İlk önce şu boyamızı yaptıralım da boyadan sonra inşallah diğer işleri yavaş da halledeceğiz. Yavaş yavaş bunun için de size göstereceğiz. Evet, yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi ilk önce mutfaktan başladı abi. Şöyle göstereyim mutfağı. Mutfaktan başladı. Bu ne bu arada? Bu şeyler var ya bu. Bunlar için mi? Bak burası kırık olduğu için. Bak. Kireç bak. Mi bu? Bunu şey yaptırdım. Evet. Ondan sonra burada bir o kırık topu var. Burası da kırıktı. Bunu da iyi yaptırdım. Evet. Ondan sonra üstünde boya yaptı. Evet. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Evet, şimdi başladık. Buradan. Sadece buraya kadar olacak. Hem de her şey yani böyle bir şey, güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi buradan mutfakta başladım. Ondan sonra başka bu şeyler var ya. Bu çizgi şey oluyor. Dokul. Buradan bakın. Bunu bir düzelledim. Evet. Yanımda ben bunu da aldım. Hemen ben temizleyeceğim hemen. Buradan temizledim. Burada var. Ben orada temizleyeceğim. Böyle. Evet, şu anda yemek zamanı oldu. Burada dışarıdan ekmekler aldım. Ondan sonra burada yemek yiyeceğiz. Biz dışarıda yiyeceğiz. Bu arada bir tarafta oldu. Mutfakta oldu. Bakın. Ondan sonra şimdi burada bu duvarda başlayacağız. Ondan sonra burada biraz burada da oldu. Evet, şimdi burada da başladım.
Evet, ben şu anda yukarıdayım. Muhammed Emre uyudu, onu buraya uzandırdım. Çünkü aşağısı bilmiyorum ne halde. Şimdi aşağıya gidip bakacağım. Çocuklar da burada çizgi film izliyorlar. Evet. Gidelim bakalım. Rabi yenge de pilavla mercimek yemeği yaptı bu arada. Evet. Başta şunu görüyorsunuz. Bu ne böyle? Ne yaptılar bunlar böyle duvara? Bu hangi renk? Aman Allah'ım. Bu evin hali ne böyle? Kız Fatma, senin baban ne yaptı böyle? Delirdi mi? Tamam boya yapacaklardı da. Boya yapacaklar diye de evi bu hale neden soktu bunlar? Şuraya bakın. Her şey, her yer, her yerde. Rana, bu evin hali ne böyle? Biz bak, sanki daha yeni mi taşındık, anlamadım. Ya birazcık. Ondan sonra sana ev tertemiz vereceğim. Öyle mi? Hayır, çok dağılmış ev yani. Bir insan tamam boya yapıyor da bu kadar evi neden alt üst ettiniz? Şimdi ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Bu duvarda. Göster bakayım. Ama bir bak. Nasıl oldu? Bir de ben bunu anlamadım. Neden buraya? Biraz değişik olmak istiyorum. Yarım yarım başka renk. Yarım yarım değil. Bence bu gayet güzel. Ama tertemiz değil mi? Tamam, temiz de Rana. Neden başka aynı rengi kullanmadınız? Ben böyle düşündüm. Biraz değişikliği yapayım. Bence çok değişik oldu. Ama bu duvarda böyle çocuklar erleyecek. Ondan sonra pis olmayacak. Bu yüzden ben bunu değiştirdim. Nasıl olmayacak? Olmayacak diyorum. Yani bu beyaz oluyorum. Ondan sonra çocuklarda el pis oluyoruz. Bir de bu da hafif renk. Yok. O öyle hafif değil. Bu ben biraz değişik renk. Baksana, iyice sanki şey olmamış. Burada bir kere daha olacak. Ha, bir kere daha. Bir kere daha olacak. Hepsi de. Birer kere daha. Evet. Üstünden geçecek. Evet. O zaman güzel olmuş da bu şey gibi mi Rahmet ablaların evinde iki renk var, yarım duvar başka yarım duvar. Yok gayet güzel. Olsun, en azından duvarlarımız temiz oldu da ev çok dağıldı, ona sinirim bozuldu şu an. Ben seni öyle verdim. Mesela İyi tamam o zaman. Bir kere oldum, birer kere daha yaptıklar, ondan sonra da son halde göstereceğiz. Yani böyle bir şey var. Yani ilk önce ben bunu göstereyim. Bakın, bu bazı yerde böyle yani şey var diyorum, ikinci kere yapacağım, o zaman bu olacak. Ondan sonra burada buralarda bazı yerlerde olmadım diyorum, ikinci kere yapacağım, o zaman bu burada olacak. Ondan sonra bu merdivenlerde altında da yaptırdım. Şimdi oldu. Ondan sonra biraz burada kaldım. Burada bir fark bu. Evet. Şu anda böyle gözüküyoruz. Ondan sonra ikinci kere yapacak. Bu tertemiz olacak. Evet. Evet, şu anda yine aşağıya gidiyorum. Bayağı bir zaman geçti, bakalım ne yaptılar. Bu duvar bana biraz ıslak gibi geldi, neden acaba? Hala bir şeyler yapılıyor. Ne diyor sen? Ne yaptınız? Bak, her yer temizledim. Ondan sonra sadece daha doğru düzgün temizlik olmadı ama. Tamam. Onu yarın yapacağız. Yarın değil, şimdi olacak. Boya bitmedi mi? Kaç saat oldu? 4 saat oldu sadece. Bitmedi daha. Bitmedi bu izdiham. Buraya sürmediniz mi? Nerede? Buraya da sürün dedim ben. Tamam. Şu tarafa.
Ay Allah ya, bayağı uzun sürdü bu arada. Tavana da sürmüşler. Tavana. Ne bileyim, biraz acayip gözüküyor ama alışınca bence o. Bir odaya bakayım. Bu neden böyle kötü gözüküyor, ben anlamadım. Islak olduğu için mi acaba? Evet, bence ıslak olduğu için. Şuralara da yapmışlar. Bir de şu. Şu televizyon tarafı bir de. Evet. Şimdi gördün bakın. Evet. İşte evimiz boyandı. Az önce abi çıktı. Ellerine sağlık. Çok güzel bence boyamızı sürdü. Ve ben beğendim açıkçası. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İçeride de beni göstereyim. Dur. En azından duvarlar temizlenmiş oldu. Bir de şu tarafı, televizyon tarafı. Evet. Gel istersen içeri. Evet, dediğim gibi umarım sizler de evimizin yeni halini beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yoruma da beğeni yazmayı unutmayın. O zaman size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yepyeni vloglarda tekrardan görüşürüz. Bu yarın arada, hangi vlog geldik? Yarın o şeyi aldın mı sen? Market alışverişi. Evet. Market alışverişi bu vlogdan sonra gelecek. Onu da mutlaka izleyin. Görüşürüz. Bak, bu nasıl konuşuyor? Bununla bir işim vardı da. Sana da görüşürüz ya. Görüşürüz. Tamam. O zaman Allah'a emanet olun.